Herkese yeniden merhabalar. Tam bir olay oldu geri dönerken. Orada durduk. Orada başlattım. Kaydı. Şeyden atladığımda, Stargate'den atladığımda en son buraya bizim base'in olduğu yere geldiğimde kargo bölümün taranıyor geminin. Dikkatli ol dedi. Şimdi bizim gezegene doğru giderken de zart diye bizi şeyden çıkarttılar. Warp'tan çıkarttılar. Şimdi bu bölgede değerli kargo taşımak icazı akıl ister. Her iki durumda da onu ele geçirmek istiyoruz. Bak şimdi ne diyeceğim sen biliyor musun? Ölme vaktin geldi. Ya. Let's go. Sana ne diyeceğim biliyor musun? Ölme vaktin geldi. Hayvan gibi roket atıp duruyorlar ama ha. Ya yapma bunu işte. Bunu yapma. Oha kaç kişisiniz lan siz? Gel gel. Oha, iç içe gidiyorlar ya. Gel gel. Hadi be. Silahların ısısını durdurdu. Yine benim geminin canı bayağı azaldı ha. Ben ne dedim size? Ben size ne dedim? Ha? Yazdığım şeyi hatırlıyorsun değil mi? Evet. Dediğim gibi kargo tarama. Tümünü seç. Gönder. Evet. Ben ne dedim? Ölme zamanın geldi. Bu arada benim kalkanım çok hızlı düşüyor ya. Bak. Oh, Elden Ring. Dur. Bak şurada 18.000'de geminin canı. Shield komple gitti. Bunu shield'ı güçlendirecek bir şeyler yapmam lazım. Ya da şaseyi diyeyim. Geminin fiziksel formunu güçlendirecek bir şeyler yapmam lazım. Çok hızlı düşüyor çünkü. Ne yapıyorduk? Brian gezegenine üste gidiyorduk. Çok da bir şey çıkmadı be sandıklarımdan. Daha büyük beklentilerim vardı yani. Ne yalan söyleyeyim çok daha büyük beklentilerim vardı. Bayağı bir malzeme bırakırlar dedim. Ama nerede? Bu arada şimdi üste gireceğiz ya. Hani muhabbet edeceğiz nedir ne değildir. Sonra bu üstten hemen bu gezegenin yörüngesinde duran istasyona gidelim. Orada bir bakalım neler topladık şimdiye kadar. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Warp drive online. Process is completed. Waiting for the thruster input.
Yani gezegenin atmosferinden gezegene warp drive'dan inmek farklı bir isim koysak keşke. Bu dalgalanma niye? Yavaşlıyor muyuz? Okey. Şurada nerede delik? Şurası mıydı ya? Bence burası değildi de. Evet, burası değildi de olsun, aynı şey. Kafayı biraz sürttürdük. Biraz kafayı sürttürdük de olsun. Karagaha bak be. Evet. Toplantı başlat. Bakalım ne tür kararlar alacağız bugün. Bakalım bugün ne tür kararlar alacağız. Hadi bakalım. So this is your headquarters, huh? It's not what I expected. Anyway, thank you for rescuing me from that psychopath and bringing me back to your home. Neden o kafeste olduğunu anlatalım. He was keeping me captive, forcing me to do his mechanical work. Ha, o büyük robotu yaptı. O hani adi büyük robot. Dört tane sıktım elindeki şeyle öldü. Drain'in durumunu anlat. I've identified the source of the issue. I've made a temporary bypass for now. I need to work on it further for a permanent solution. Okay. Bizim hakkımızda ne diyorsun? I've heard different stories from different people. Ya o kadar. Bizim için neler yaparsın anlat from bakalım. From what I see, you only use fighter class ships. I can offer you bigger ships. I can also assist you on the field. I have served on space missions for a long time. I've conducted spacewalk. I am proficient in the ship's drone systems. If you give me the authority on the ship, I can neutralize any enemy drones in the area. Vay. That sounds good. Kesan, can I ask something? Why do we suddenly trust this robot so much to bring it into our meetings? Doğru How diyorsun. Do we know it won't leak information to Doğru the diyorsun, outside? Psikopat. İnsan psikopat. Molex. Don't you understand that we have lost everything we had? We need many skilled individuals to regain our strength. With the ships we have, we can only loot outposts at most. We need more. Ona bir şans verelim ya. Thank you. I will not let you down. Good choice. I believe he will help us a lot. Indeed. With all due respect, I think you are making wrong and emotional decisions. Tamam psikopat, gördük senin nasıl kaçtığını. Now that we have concluded this, we can now return to our main agenda. Hadi bakalım. We can't stay in this cave forever. I think it is the time for us to come to the surface. Bence de. This place is getting more dangerous with each passing day. Evet. Every day, dozens of ships land on this planet where there is no life in it. Soon, this may catch someone's attention. Hanginiz konuşuyorsunuz daha şu anda? We require competent constructors. They will construct and enhance stations and cities on our behalf. Without their expertise, even if we manage to capture a station, we lack the personnel to repair and fortify it effectively. Evet. I agree. Finding individuals to work on construction projects is easy. But we need someone with expertise in constructing new buildings. Evet. Actually, I have someone in mind. Jack. Jack's father used to work at WRA and had been training him since he was 3 years old. I last saw him when he was 11.
Jack hakkında ne biliyoruz? We don't know him very well, but I do know that his father was capable of great work. After all, he was his father's apprentice. Siz de susanlar da konuşmaya başlasın. İstersen üzerini sürebilirim. Tamam. Okay. I'll send out the broadcast to the entire galaxy right away. I believe we'll find a clue in a short amount of time. Okay. So, what do we plan to do about Momo? In my opinion, we should enlist him. He can provide us with an advantage. Evet. Especially against drones. Evet. I agree. Fighting against drone ships can be very nerve-wracking. I've given Momo some authority. We'll strengthen our hand in these battles. Tüm yeteneklerini görmek istiyorum. Bu yüzden onu yardımcı pilotum yapıyorum. İkinci komutan olarak kalmasını sağlayalım. Yolcu olarak otursun. Bir mi iki mi? Şimdi çok da tanımıyoruz ya bunu. Öte yandan da yani adım gibi eminim. Şimdi bir tane büyük bir gemiyle karşılaşacağız ve içinde droid şey yapacak. Drone ateş edecek bize böyle. Drone salacak üstümüze. Ben riski alıyorum. Bir de olsun. So for now, our only course of action is to wait until we locate Jack's whereabouts. Tamam, Jack'i bulana kadar bekleyeceğiz. Okay. Şimdi şu istasyona gidelim bakalım şimdiye kadar neler topladık, ne ettik, ne yaptık. Bir gereksizleri satalım. Gereksizleri satalım. Sonra bir ekleme çıkartmaları yapalım. Sen de amma çabuk yoruluyorsun ha. Çünkü üzerinde bayağı bir şey var diye biliyorum. Hop. 90 derecede kaldım. Bir şeyi görmek istiyorum. Şu geliştirmeler var ya gemiye takılı olan. Yani silahlar okey. Silahlar zaten bizim silahlar bayağı iyi. Lazerler hariç. Düşüyorum. Kalkan düşürmek için kullanılan lazerler hariç. Lions istasyonu. Şu istasyona bir gidelim bakalım. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Gayet seri geldik. Amma renkli istasyonmuş burası da. Yerleştirme talebi. Oh, araya gireceğiz, tamam. Landing gear deployed. Ya da bir dakika. İçeri girme. Şimdi. Evet. Bu ne bunlar? Problar. Surface sondalar gezegen yüzeyini dinamik olarak her şeyi algılar. Kenetler. Güneş sistemindeki tüm sistemler. Bunlar kesinlikle çok önemli şeyler yapıyorlardır ama. Gemiye savaş İHA'ları herhalde. İHA'ları yükleyemezsiniz ha. Savaş drone'u şey yapamıyoruz ki bunlar da zaten böcek gibi şeyler baksana. Okey. Roketleri bitirdik tabii hepsini. Neyse ki 0T'ye. Torpido yükleyeceğim bir şey yok.
1-1-2-2. Grup 2. Grup 1. Kalkan hasarı 341, zırh hasarı 854. Grup 2 lazerler. Lazerler oyuncak gibi bir şey mi diyorum ya. Lazerler hiç anlamsız ve gereksiz. Hepsini 1'e koysam. Torpido seti mi? Torpidom var mı benim? Ha, ya füzeyi seçiyorum ya torpido. Okay, tamam süper. Füzede kalsın. Bunlar ne iş yapıyor? ...25 kilometrelik bir alana hasar mı verir? Ney? ...8 adet sıkıştırılmış roket barınır. Okey, dur şimdi. Dur, karıştırma oraları şimdi. Torpido değil, füze koy. Maltek. Aa, bir dakika, iki tane mi varmış bende füze bölmesi? Temel hasar 3700, 3600. Maltek'e koy. Son roketlere gel. Kalkana shield dedektörü, zırh delici. Kalkan uzantısı. Kalkan olduğunu %5 anı gördüğü kadar. Bu benim işimi görüyor ya. O benim işimi görüyor. Bak şimdi burada başka şeyler de var. Bunlar kargodaki silahlar. Grup 2. Grup 1. Bu ne mesela? New beam patlamak. Omnifer patlamak. Burada başka patlamak var mı? Pompalı tüfek. Nabız. Statik lazer, yüksek hasar çıkışı. Bunları mı çıkarttım ben demir yoluna? Düşük atış hızına sahip ancak yüksek kalkan nüfuzuna sahip. Düşmanları statik lazer. 625. Yavaş atış eden ancak kalkanlar darbene uzun menzilli. ...709, 625. Güçlü bir statik lazer. Bir de bu. Bunları da 2 yap. Grup 1, grup 2. Oha, grup 2'nin bak damage'i nasıl arttı şimdi. Tamam, şimdi oldu. Kalkan 443, zırh. Hepsini bir yapsam ne olur? Çok hızlı ısınır ve bir daha başka silah kullanmam herhalde. Diye tahmin ediyorum. Heh. Gelelim fosilinin faydalarına. Ay, burada bayağı şey var. Bu gövdesi. Bunları bir kategorize etseydik keşke ya. Gövde sistemi Stellar Hulls X Series. Kalkan takviyesi. Silah sistemi. Gunchur silah sistemi. 6.2. 53.000 TL'ye. 44.000 TL'ye. Oo, benim üzümdeki bayağı iyi para ediyormuş bunlar. Bunları satayım ben ya. 82.000 TL. Parasına göre takalım mı? 6.6. 13.5.
12.8, 4.2, 4.8. Bu daha iyi. Tamam. Modifier, aim, nişan alma. Bakayım aynı işaretliden başka var mı? Bakayım başka. 0.8, 49. Bu daha iyi. Üzerinde takılı olan daha iyi. Only fire. Dur bakayım, yukarıda şey vardı. 32.000, 36.000. Parasına göre bakmak daha iyi. Artı 2 luck mı? 5.800. Bende takılı olan daha iyi. Başka var mı? Hull güçlendirici. Aa, burada iki tane daha var. Bin. 8.978. Ooo baby. Direnci 2.1, 1.7. Bunu çıkart. Bunu tak. Yes. Ya şeyi göremiyorum. Kaç paraya satılıyor bu ya? 51.000. Aynen. Aslında bak, hiç detaya bakmadan onu anlamaya çalışıyorum. Hiç detaya bakmadan tamamen satış fiyatı üzerinden bakarsan doğru sonuca erişiyorsun zaten. Stellar Shield Knight. Bakalım. Shield Knight. Ona... Aha, burada bir tane var. 74.000. 75.000. Gemi kalkanı 5.000 küsür. 5.200'e 26 saniye. 5.200'e 25 saniye. Saniyede az daha iyi şu. Biraz daha iyi. Tam fiyatına ile doğru orantılı, evet. Yukarıda başka var mı? Yok, başka yok. Bir tane var. 'Gunter Shield. Stellar değil. Gun Churchill'da tak. Stellar Power Inc. Bak, sadece parasına bakıyorum. 47.000. Bir de şekline bakıyorum. Çok basit. Tabii bunu göremiyorum işte. Neyse. Ya bak, şu çok tatsız bir olay ya. 89 gemi enerjisi, 0.9 yenilenme. At bunu. Ya nasıl yüksek seviyor ya? Of, taktırmıyor ya. Gerizekalı. Tabii ki çok daha iyi de bu. Takamıyorum, yüksek seviyemiş. Burada bir tane daha var. Bu ne? 87'ye 0.8. Ya bu yapacak bir şey yok şu anda. Silah sistemleri. Bunu değiştirdik mi az önce ya? Bunu az önce değiştirdim değil mi ben? Şöyle en alta gel. Şöyle. Hızlı bir şekilde sadece fiyatlarına bakarak. Zaten tamam. En iyisi bu şu anda. 44.000. Aha, şimdi aşağı göstermeye başladı. Ne bu? Hedef alma şeyi. Okey. Otomatik hedef alma zımırtısı mı acaba? Bundan yokmuş.
Motor sistemleri. Bundan var mı ki elimizde? Varmış. Yok, o değil. Motor sistemi çıkmış mı bize? Çıkmamış. Peki bunlar ne? Kalkan takviyesi. Ha, tek kullanımlık şeyler bunlar. Ha. Herhalde galiba. Bilmiyorum. Geminin yeniden doldurma oranını 10 saniye boyunca %150 arttırır. İstasyonlardaki servis arayüzlerinden gemilere sarf malzemesi yüklenebilir. Bu bence tek kullanımlık bir şey. Yani. Uyumsuz modül tipi. Okey. Bu da tamam. Silahlar da güçlü. 310.000. Of, amma pahalı silahlar varmış. Tabii ki o kadar iyi ateş ediyor. Tamam. Şu anda elimizdekilerin en iyisi bu. Ya bu drone'ları satın almak için... Aa, satın alacağım bir de bunu. Yok ya. Kullanmıyorum ki zaten. Niye alayım? Bunları bankaya mı? At bakalım bankaya. Aa, dur lan. Silahları da atıyor. Dur. Dur, vazgeçtim. Bekle. Ay senin ben. Dur, bankaya atma ya. Karakter. Heh. Önce buraya da bir ele bakalım. Aa, yeteneklere hiç vermedim ben. Ben yeteneklere hiç vermedim. Unuttum onları. Zırh 600. Ya senin ben seviyene şimdi başlayacağım ha. Seviyesini nereden şey yapacağım ki onu? Wow. Gerçekten. Okey. 389. 215. 368. Oğlum amma ses yaptınız ya. Tek nokta. Tek salıncak. Abim yakında bir silahım varmış ha. 969. Böyle bir şey yapabiliyor muyum? Ya senin ben seviyenin de senin de. Nabız şarj cihazı. Bendeki 39 DPS. Oha. Annesiyle ilgili bir şeyler diyecektim neredeyse. 15. 99. Ya iyi yani. Teşekkür ederim. Zahmet verdim. Saldırı tüfeği. 360 DPS. Ay, bayılacağım şimdi. Bu ne? Buraya bir silah daha mı koyabiliyoruz? ...79... ...143. Keskin nişancı tüfeği. Tamam da o... Yanlış yuva. Buraya başka bir şey koyacağım herhalde. Bunun kaplaması yok mu kıyafetimin? Böyle mi kalıyor?
Ya. Asker olarak neymiş bu? Herkes için zamanı yavaşlatır. Wow. Burada ne var? Max HP'yi arttır. Öğren. Hiç iki kere düşünmedim yani. Oyuncuya küçük bir hız patlaması ile ileri gönderir. Wow. Şu zaman yavaşlatmak da hoşuma gitti. Bunu da öğren. Zaten şeylerim artıyor yani. Çevikliğe gerek nedir? Hadi al seni de. Sana da bir şeyler vermiş olalım yani. Bunu böyle buraya mı koyuyoruz? Hayır. Bunu? Evet. Tamam, artık skill'im var. Bu neymiş? Tüm silah türlerinin hasar bonusunu %20 arttırır. Silah bonusunun. Ha, normal damage değil. Kritik hasar. Isınma oranı 15 azaltır. Ha, bak bu da iyi, bu da önemli ya. Bu da ihtiyacım olan bir şey. Bu ne? Zırh ve kalkanı 25 arttır. Wow. İş yaparsın. Bu oyuncuya sağ düşman kritik ölçüyü azalt. Hasar geldiğinde gelen sahne %100'ünü verene yansıt. Ney? Tek seferlik herhalde o. Zırh ve kalkan tükenene toplam zırh ve kalkan %10'una yenir ve gemi 10 saniye boyunca yenilmez hale gelir. Zırh ve kalkan tükendiğinde ha, ölmüyoruz yani. Asıl geminin canı daha gitmemiş oluyordu. Anladım. Bu nedir? Drift. Etkinken zamanı %70'e var. Kullanabilirim bunu ben. İhtimaller dahilinde. Refleks, irade. Zırh ve kalkanı arttır. Öğren. Hehehe. Sonra bu. O çok şey değil. Ha şu. Öğren. Burada olay var mı? Warp hızını arttır. Toplam gene enerjisini arttır. Sırada bu var. Burada kalsın. Bitti zaten verdiğimiz puanlar. Maceracı. Tüm pazara artı bir nadir üye ekler. Tüm pazarlara. Sözleşmelerden elde edilen money ödüllerini %35 arttırır. Bu çok iyi bir şey değil mi ya? Yığın üyeleri toplam yığından daha az ağırlık. Tüm gemilere artı bir araştırma yuvası ekler. Ne demek o şimdi? Ne anlama geliyor tam olarak yani? Artı üç kargo bölümü. Tüm taşıyıcı sınıfı gemilere artı bir drone yuvası ekler. Bak şimdi burada işler çok karışıyor ha. Kurtarma sırasında bulunan öğe şansını ilerletir. Ya ben şu para için buraya kasacağım önce. Burada maceracada pek bir şey yokmuş zaten. Okey. Her şeyi hallettik bence ya. Bence okeyiz böyle. Peki benim şimdi seviyem arttı mı bunları yapınca? Hı? Bunu giyebiliyor muyum şimdi ben mesela? Zırh kaç? Yok. Cık, yemezler diyor. Tamam, sıkıntı yok. Okey. Hizmetlere gel. Bankaya gel. Bu geri kalanların hepsini at içeri.
Ha, doldu. Nasıl doldu lan? Yer var orada daha. Peki. Peki şöyle yapalım. Bir de geri kalanı da satayım ya. Geri kalanı satalım bakalım. Dörde basarsam ne olur? Oho, çok iyi baby. Bak. Anında yavaşlatıyor. Nice. Nice. Enerjiden harcıyor. Şimdi satıcı nerede bulabilirim? Satıcılar neredeydi ki? Oğlum satıcı, ha, insan değildi lan satıcı, şeydi. Tamam hatırladım. Satıcı değil, makineyle konuşuyorduk. Ya servisler değil, oraya gemiden de bakıyorum. Burada sat diye bir şey yok değil mi? Bu servisler. Ha, burası işte. Sat. Bir dakika, bu iyi zırhtı değil mi ya? Bunu satma. 157. Erimiş metal nedir ya? Ulan bu iyi olan mıydı, kötü olan mıydı? İstasyon vergisi mi? Ay, şimdi satmasa mıydım bunları? Bunu da sat, tamam, başka satmayalım. İstasyon vergisi diye bir şey var. Ya yani şimdi kendi istasyonumuzu yapmaktan falan bahsediyoruz. Orada herhalde istasyon vergisi diye bir şey vermeyiz diye düşünüyorum. Aha bak, yine burada bir şey takılıyor. Orada görünmez bir insan tanesi var. Canlı var muhtemelen. Evet. Yani eğer ki hesaplarımız yanlış değilse şu anda çok daha güçlüyüz. Hem karakter olarak, hem gemi ile, hem karakter ile, hem gemi ile bayağı bir sağlamız yani. Hatta şu anda o lazerleri bile, lazerleri de çok rahat kullanabiliriz çünkü onlar da artık güçlü. Şöyle yapalım. Burada bitirelim çünkü zaten tam ya, kayıt açmayacaktım da o sürprizi görünce, bu arada zırhım süper ya. Nice. Korsan saldırısına uğrayınca açmak zorunda kaldım. Bir sonraki bölüm kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Burada ne yapacağımızı söyleyeyim. Bir sonraki bölümde eğer hemen, şimdi gemiye bineceğim, bir havalanacağım. Hemen artık hazır bir sonraki görev demezse, gidip bir adam kurtarma daha CV toplayacağız kendimize. Yani adam kurtarma daha görevi yaparız. Sonra devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.